Evet, yeni bir Rabbin gününde Rabbin huzuruna gelmeye hazırlanıyoruz ve şimdi onun tahtının önüne gelmek için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız, bugün için sana şükrederiz. Bizlere hayat verdin ve her şey senin elindedir. Canlarımız da senin elindedir. Bu günde, Rabbin gününde bir kez daha senin sözüne baktığımızda bu diri yaşayan sözle beslenmek istiyoruz, yenilenmek istiyoruz. Hayatımızı senin istenlerin doğrultusunda kutsal ruhun yardımıyla değiştirmek istiyoruz. Evet, bu söz hepimizde etkin olsun diye dua ediyorum. Dinleyenler de etkin olsun diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Geçtiğimiz hafta başlarken bir soru sormuştum. Karanlığın resmini yapabilir misiniz diye. Ve bununla ilgili vaaz devam etmişti. Evet, karanlığın resmini yapmak belki kolay, belki zor. Ama neden karanlığın resmini yapalım diye bir soru da ortaya çıkıyor aslında. Belki bu yaşadığımız günlerdeki zorluklara bağlı olarak daha olumsuz düşünüyoruz. Ama bizler İsa Mesih'e iman eden kişiler olarak kutsal kitaptaki gerçeklere baktığımız zaman orada hep bir umudun var olduğunu görüyoruz. Evet, kutsal kitapta Tanrı'nın halkı, İsa Mesih'e iman edenler, eski antlaşma döneminde yine İbrahim peygamber, Musa peygamber döneminde Rabbi arayanlar, Tanrı'nın halkı karanlıkta olduğu, çok zor günler geçirdiği de oldu. Ama her defasında Rabbin onlara kendi vaatlerini hatırlattığını görüyoruz. Umut vaadini yenilediğini görüyoruz. Bir kurtarıcı vaat ettiğini görüyoruz. Ve bu vaadini de yüzyıllar, hatta bin yıllar içerisinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugünler bizler için, biz Hristiyanlar için Doğuş Bayramı'na bir hazırlık oluyor aynı zamanda. Ve okuduğumuz metinler de bunlarla ilgili oluyor. Ve biz ruhsal olarak hazırlanabilmek için İsa Mesih'in bizler için neler yaptığını anlamamız çok önemli. Ve bunu da ancak kutsal kitaptan öğrenebiliyoruz. Ve geçtiğimiz haftaki okuduğumuz metni hatırlarsak eğer, Yeşaya bölümündendi. İsa Mesih doğmadan 600-700 yıl kadar önce, aşağı yukarı 700 yıl kadar önce bir peygamber Yeşaya onun doğumuna ilişkin peygamberlikte bulundu. O zaman biz bir kez daha biliyoruz ki elimizdeki kutsal kitap doğrudur ve gerçektir. Çünkü 700 yıl kadar sonrası için bir peygamberlikte bulunuyorsa ve bu gerçekleşiyorsa o zaman nedir? Bu gerçektir. Çünkü geleceği ancak Tanrı'nın kendisi bilebilir. Geleceği vahyettiği zaman ancak insan öğrenebilir. Ve Yeşaya'ya da vahyettiği için İsa Mesih'le ilgili gerçekleri o dönemde bilinmeyen şey daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşti ve bugün de artık bizler için bilinen bir şey oldu. Geçtiğimiz haftadaki ayetlere bakarsak neyi görüyoruz? Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak diyordu. Bu Rabbin Yeşaya aracılığıyla halkına verdiği hem bir vaat hem de umut, daha önce verdiği vaatleri de hatırlatıyor bize. Ve ilerleyen ayetlerde şunu diyor 6. ayet, 9. bölüm 6. ayette. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle ve doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Bu ayetlere de yine baktığımızda özellikle İsa Mesih'in doğuşundan 700 yıl kadar önceki bir zamanı düşündüğümüzde birçok kişi anlamakta zorlanıyordu. Örneğin orada ebedi baba dediği zaman nedir? Yani sonsuzluktaki bir ebedi baba neyi ifade edebilir? Bu Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı'nın kendisini ifade ediyordu ve bir ünvan olarak kullanıyordu.
egemenliğinin büyümesi son bulmayacak diyor. Yeryüzüne baktığımızda bütün siyasi egemenliklerin son bulduğunu buluyoruz. Bu zamana kadar son bulmamış bir siyasi egemenlik yok. Ama Davut'un tahtı üzerinde egemenlik kuracak olan o harika öğütçü, güçlü Tanrı'nın egemenliği son bulmayacak. O zaman demek ki Tanrı mutlak hakimiyetini bir gün yeryüzü üzerinde kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor. Sonsuza dek sürecek ve her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Kim yapacak? Rabbin kendisi yapacak. Çünkü hiçbir insan sonsuza kadar esenliğin hakim olacağı bir yönetim kuramaz. Ve bunun gerçek olduğunu nereden biliyoruz? Söylediğim gibi yaklaşık 700 yıl kadar sonra İsa Mesih'in doğuşundan biliyoruz. Bununla ilgili ayetlere baktığımız zaman Matta 1. bölümde şunu diyor. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. İsa Mesih doğduğunda babasızdı. Kutsal Ruh'tan doğdu ve insan yönünü Meryem'den aldı. Bu olağanüstü bir şey. Yeryüzünde gerçekleşmiş bir örnek bu konuda yok. O zaman bizler biliyoruz ki Rab, yani yaratıcı, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız, insanlarla insan gibi konuşmak için beden almak istedi ve bunu insan yönünü Meryem'den ama tanrısal yönünü, uluhiyetini ise Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleştirdi. Ve bu doğacak çocuğun adı İmmanuel olacaktı. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Tanrı neden bizimle olmak istiyor? Aslında bizlerle bizim dilimizden konuşmak istiyor. Tanrı'nın kendisi ruhtur ve biz insan olarak, insan aklıyla, insan mantığıyla bu ruhsal varlığı anlayamıyoruz. Ancak Tanrı bir insan olursa bizler onun ne dediğini ve ne demek istediğini anlayabiliriz. Bu bir yönü. Ama ikinci bir yönü daha var. İnsanın günah nedeniyle Tanrı'dan kopmuş olması, Tanrı ile ilişki kuramaz duruma gelmesi anlamına geliyordu. İşte Tanrı bizimle bizim gibi olmak istemesinin aslında en büyük nedeni bizlerin günahlarını üstlenmek içindir. Ve bu da İsa Mesih'te gerçekleşecekti. Devam eden ayetlerde şunu söylüyor. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlu doğuncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. İsa sözünün anlamı Rab kurtarır demek. O zaman İsa Mesih'in doğuşunda derin bir anlam var. Rab insanları kurtarmak için yeryüzüne geliyor. Bizimle birlikte olmak istiyor. O başlangıçta Yeşaya'da okuduğum ayetlerde olduğu gibi dünyada karanlıkta yaşayan insanlara bir ışık olarak geliyor ve onları karanlıktan ışığa aktarmak istiyor. Yani günahın egemenliğinden ışığın egemenliğine aktarmak istiyor. Esenlik vermek istiyor. Sonsuz yaşamı vermek istiyor. Ama Tanrı bunu nasıl gerçekleştirmek istiyor? İsa Mesih'te gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle İsa Mesih beden aldı ve yeryüzüne geldi. Eğer biz bunun büyük ve derin anlamını görüyorsak, o zaman ne yapıyoruz? Kendimizi bu doğuş bayramı için hazırlamış oluyoruz. Ve hem yenileniyoruz hem de dünyaya doğru bir tanıklık veriyoruz. Bugün dünya ne yazık ki İsa Mesih'ten nefret ediyor. Ama neden nefret ediyor? Çünkü karanlığa ışık olarak geldiği için nefret ediyor. Gerçekten onun ne yapmak istediğini anlamış olsaydı dünya İsa Mesih'e iman edecekti. Ama bizler, yani İsa Mesih'e inananlar olarak, Hristiyanlar olarak doğru bir tanıklık veriyorsak İsa Mesih'e ne oluyor? Ondaki ışığı bizler de topluma ve dünyaya yansıtmış oluyoruz. Ama bunu yapabilmek için söylediğim gibi İsa Mesih'in büyüklüğünü, görkemini ve
bizler için neler yaptığını anlamalıyız ki ona öncelikle minnettar olalım. İsa Mesih'in kimliğini bilmeden, onun hizmetini bilmeden ne yaptığını anlamamız da hemen hemen mümkün değildir. Kolosililere mektup 1. bölümde 15. ayetten başlayarak şunları söylüyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şeyde varlığını O'nda sürdürmektedir, diyor. Bu ayetlerde anlatılan görünmez Tanrı'nın görünümü İsa Mesih'in kendisidir. Bütün yaratılışın ilk doğanı İsa Mesih'in kendisidir. Gökte ve yeryüzündeki bütün tahtlar ve egemenliklerin O'nda yaratılması yine İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşmiştir. O, İsa Mesih sadece bir peygamber değil, Rabbin kendisi olarak yeryüzüne geldi. Bu nedenle Matta bölümünde okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi Tanrı bizimledir dendi ve onun bizimle olduğunu söylüyoruz. Son olarak bir kez daha bu ayetleri okuyorum. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Amin. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Yüce Rabbimiz, her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız, bu diri yaşayan sözler için şükrediyoruz. Ve bir kez daha İsa Mesih'in bizler için yaptıklarına bakarak ona minnettar olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Onun bize sağladığı kurtuluşla en kutsal yere, senin huzuruna gelebiliriz. Esenlik alabiliriz, sonsuz yaşama alabiliriz. Evet, iyi ki İsa Mesih yeryüzüne geldin ve bizlere bu kurtuluşu, sonsuz yaşamı verdin. Büyük ve görkemli adına dua ediyorum. Amin diyorum.